Merhaba, ben okul müdürü Yukabet Yılmaz. Kız öğrencilere mesleki eğitim veren pansiyonlu bir kurumuz. Öğrencilerimizin istek ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak 5 farklı alanda eğitim yapmaktayız. Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur düşüncesinden hareketle öğrencilerimizin mesleki donanımlarını en üst seviyeye çıkarmak için çağa uygun kapsayıcı bir eğitim anlayışına sahibiz. Hedefimiz ulusal ve uluslararası ortamlarda mesleki düzeyde yenilikçi öncü kurumlardan biri olmaktır. Okul olarak kendine güvenen, sorumluluk sahibi, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirerek sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Okul adresimiz Çağdaş Kent Mahallesi, 234. Cadde, No 9, Toroslar, Mersin'dir. Okul mevcudumuz 660 öğrenciden oluşmaktadır. Okulumuzun giriş çıkış saatleri 8 ila 15.40 olmak üzere tam gündür. Okulumuz teknik alan giriş puanı ortalaması 256.06, yerel yerleştirme ortalaması ise orta öğretim başarı puanı ortalaması 77.88'dir. Okulumuz merkezde olduğu için öğrencilerimiz özel servis hizmetinin dışında belediye otobüsü, dolmuş veya yürüyerek ulaşım sağlayabilmektedir. Okul pansiyonumuz 162 öğrenci kapasitelidir. İçerisinde 3500 kitabın olduğu bir kütüphane, edebiyat öğretmenleri gözetiminde kullanabilecekleri yaratıcı yazarlık atölyesi, ayrıca pansiyon bahçesinde öğrencilerimizin kullanabileceği spor aletleri bulunmaktadır. Okul pansiyonumuzda öğrencilerin yemeklerini rahat bir şekilde yiyebilecekleri tam donanımlı bir yemekhane mevcut olup pansiyonda kalan öğrenciler için ücretsizdir. Okul binamız içerisinde kantin ve yemekhane öğrencilerimize uygun fiyatla hizmet vermektedir. Okulumuzda 28 derslik ve 8 alan atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca kimya laboratuvarı, tam donanımlı kütüphane, bilgisayar atölyesi, destek eğitim odası, konferans salonu, mescit, revir, müzik odası ve rehberlik servisi mevcuttur. Okulumuz Erasmus Plus kapsamında yiyecek içecek alanında akredite olmuş olup öğrencilerimiz ve alan öğretmenleri yurt dışı hareketliliklerine katılım sağlayacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz Teknofest, Fikir Otobüsü ve TÜBİTAK gibi yarışmalara öğretmenlerimizin danışmanlığında katılım sağlamaktadır. Her alan kendi bölümünde proje üreterek yıl içinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimizin işletmeleri yakından tanımak için alan tanıtım gezileri ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Ayrıca sosyal etkinlikler kapsamında sinema, tiyatro, çeşitli kurum ziyaretleri yapılmaktadır. Toplum hizmeti kapsamında ise köy okulu ziyaretleri, huzurevi ve sevgi evleri ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Önemli günlerde müzik öğretmenimiz yönetiminde öğrenci konserleri verilmektedir. Yarışmalar kapsamında ise öğrencilerimiz sportif ve kültürel yarışmalara katılım göstermektedir.
Okulumuzda spor sahası mevcut olup basketbol, voleybol ve badminton oynamaya uygundur. Okul spor takımlarımız arasında çim hokeyi, voleybol ve kız futsal takımları ilçe ve il düzeyinde başarı göstermişlerdir. Hizmetleri alan şefi Esma Tur. Bu bölümde verilen eğitimle hasta ya da yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanılarak bakıma muhtaç olan kişilere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiklerinde askeri ücretin 1/3 oranında ücret alarak stajlarını hastane ortamında yapmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz hasta ve yaşlı bakım teknisyeni unvanı almaktadır. Alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi ile seçmeli meslek dersleriyle ulaşabileceği ilgili mesleklere ait sertifikaları verilmektedir. Öğrencilerimiz üniversite düzeyinde alanları ile ilgili lisans programlarını tercih edebilecekleri gibi ek puanla yerleşebilecekleri ön lisans programlarını da tercih ederek kariyerlerini planlayabilirler. Aynur Erden, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan şefiyim. Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi, anne çocuk sağlığı hakkında bilinçli, bunun yanında ilk yardım becerisi kazandıran, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olan ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen alandır. Öğrencilerimiz stajlarını 12. sınıfta haftada 3 gün milli eğitime bağlı anaokulu ve ana sınıflarında yapmaktadırlar. Okulumuzdan mezun olurken iş yeri açma belgesi verilmektedir. Öğrencilerimiz lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde 4 yıllık çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği gibi bölümlere başvurabilirler. Ayrıca ilgi duyan öğrenciler 2 yıllık ön lisans programlarına da yerleşebilirler. 2 yıllık ön lisans mezunları usta öğreticilik belgesi alarak eğitim kurumlarında usta öğretici olarak çalışabilirler. TYT sınavında ek puan alarak şu ön lisans programlara yerleşebilirler. Çocuk gelişimi 2 yıllık, sosyal hizmetler yine 2 yıllık, çocuk koruma ve bakım hizmetleri 2 yıllık. Öğrencilerimiz lise eğitimini tamamladıktan sonra kreş, anaokulu, ana sınıfı ve etütlerde öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda da yardımcı öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Merhaba sevgili öğrenciler. Grafik ve fotoğraf mesleki yeterliklerini kazandırmaya yönelik olan alanımız, genel işleviyle bir mesajı iletmek, bir ürün veya hizmeti tanıtmaktır. Alanımızda derslerimiz temel tasarım, temel fotoğraf, bilgisayar destekli grafik tasarım, illüstrasyon uygulamaları, perspektif ve desen, tanıtım grafiği, yayın grafiği ve işletmelerde beceri eğitimi şeklinde düzenlenmiştir. Lise eğitimini bitirdikten sonra grafik teknisyeni olarak mezun olabilir, iş yeri açma belgenizle kendinize bir iş yeri açabilirsiniz. Mezuniyet sonrası yüksek öğretim sınavında başarılı olan öğrenciler, lisans programlarına, güzel sanatlar ve eğitim fakültelerinin yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden ilgili bölümlerine yerleşebilirler. Temel yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ise ek puan alarak alanlarının ön lisans programlarına yerleşebilirler. Sektörle ilgili iş imkanlarına değinirsek, öğrencilerimiz mezuniyetten sonra reklam ajansları, büyük ve orta ölçekli matbaa, yayın kuruluşları, grafik tasarım stüdyoları, fotoğraf stüdyoları, televizyon ve gazete, basın kuruluşları bünyesinde tanıtım ve tasarım bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanına sahip olabilirler.
mutfağımıza hoş geldiniz. Otel, kafeterya, pastane gibi işletmelerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin hazırlanıp servis edildiği, sunulduğu hizmet alanlarıdır, yiyecek içecek alanları. Mutfak alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim, öğretim sağlamak suretiyle konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri için nitelikli şefler, aşçılar yetiştirmek hedefimiz. Bu kapsamda İngilizce, Türk mutfağı, uluslararası mutfaklar, beslenme ilkeleri, aşçılık ve servis atölyesi, yiyecek içecek hizmetleri gibi konularda bilgi verilmektedir öğrencilerimize. Eğitim sonucunda alanları ile ilgili iş ortamını iyi tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme yeteneklerine sahip olurlar. Stajlar okul döneminde haftada 3 gün olarak yapılmaktadır. Hilton Oteli, Divan Oteli, BN Otel, Marina ve Forum Alışveriş Merkezlerindeki yiyecek içecek işletmeleri, Burger'daki işletmeleri olmak üzere öğrencilerimiz Mersin'in Gözde işletmelerinde staj yapmaktadırlar. Stajlardan sonra başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz bu işletmelerde istihdamlarına devam etmektedirler. Bir kısmı da üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedir. Ben Aydan Tonguç, Güzellik Hizmetleri Alan Öğretmeni, aynı zamanda alan şefiyim. Güzellik Hizmetleri Alanı olarak amacımız iletişim becerileri ve insan ilişkileri kuvvetli. Karşısındakini anlayan, burada almış oldukları teorik ve uygulamalı derslerini çalışma hayatına dökebilen mezunlar yetiştirmek. Eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır. Alanımızda cilt ve saç bakımı atölyelerimiz bulunmaktadır. 9, 10 ve 11. sınıfta cilt bakımı ve makyaj uygulamaları atölyesi, mesleki gelişim, müşteri ilişkileri yönetimi, anatomi ve fizyoloji, temel bakım atölyesi dersleri okutulmaktadır. Bununla birlikte 12. sınıfta seçmeli meslek dersleri ile ulaşabileceği ilgili mesleklere ait sertifika programına dahil olmaktadırlar. 12. sınıf öğrencilerimiz 2 dönem boyunca haftada 3 gün belirlenen işletmelerde staj eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Mezun olan öğrencilerimiz sektörde ara eleman olarak devam edebilir veya kendi işletmelerini kurabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Bunun yanı sıra yüksek öğrenimini tamamlayıp halk eğitim merkezlerinde, milli eğitime bağlı meslek okullarında, özel eğitim kurumlarında usta öğretici veya ücretli öğretmen unvanıyla çalışma imkanına sahip olabileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun oldukları alanla ilgili bölümlere lisans ve ön lisans düzeyinde yerleşmektedirler.